Merhabalar. Bugün Misi Taşlıbahçe'deyiz ve firma sahiplerinden yanımızda Burcu Hanım var. Burcu Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pandemi kriterleri yavaş yavaş biraz gevşemeye başladı. Evet. İnsanlar da açık havaya çıkmaya başladı cumartesi pazar günleri. Teşekkür ederiz. Bize bir kahvaltıyla karşıladınız. Rica ederiz. Afiyet olsun şimdiden. Bakalım başlayalım. Nelerimiz var, nelerimiz yok. Sizden bir öğrenelim. Taşlıbahçe'nin özellikleri nelerdir? Biraz bahseder misiniz bize? Tabii. Şimdi Taşlıbahçe'nin en büyük özelliklerinden biri doğayla iç içe olması. Evet, zaten drone görüntülerinden de arkadaşlar görecekler. Evet, burada dere kenarında, ağaçların, yeşilliklerin içinde güzel bir kahvaltı sunmaya çalışıyoruz. Fakat önceliğimiz, biz dağlı, yöresel insanlar olarak damak tadımıza çok düşkünüzdür. Evet, dağların sanırım seviyoruz. Evet. Bütün şeyleri kendi yöremizden getirmeye kendi çalışıyoruz. Kendi yöremizden getirmeye çalışıyoruz. Peynir çeşitlerimiz, reçel çeşitlerimizi kendimiz yapıyoruz burada. Güzel. Zeytinlerimizi kendimiz alıp kuruyoruz. Bursa zeytin. Kesinlikle. Yani nerede oranın zeytini güzelse Gemlik mi, Mudanya mı ona karar verip her yıl kendi zeytinimizi alıp kuruyoruz ve zeytinyağını da kendi aldığımız zeytinlerden çıkartıyorsunuz. Çıkartıyoruz. Sanırım salçanız da kendi yaptığınız salça. Evet, salça kaynatıyoruz kazanlarda. Mutfakta da zaten bayanlar çalışıyor. Mutfakta anne eli gibi lezzetli bir sofra bekliyor bizi. Kendi annem aşçı. Mutfağımızın aşçısı kendi annem. Çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Peynirlerimiz. Peki, kaç çeşit sunuyoruz? Kaç çeşit sunuyoruz? Şimdi 30'a yakın çeşitimiz var. Kahvaltıya peynir çeşitleri, 4 ya da 5 çeşit peynir, zeytin çeşitleri, salça, tereyağı, kaymak, reçel çeşitleri yine 5 çeşit reçelimiz var. Şöyle şurada tek tek sayacak olursak. Görüyorum. Hazır olarak bir Nutella dahil kahvaltıya. Pişimiz var. Pişimiz var. Var. Sigara bunlar, böreğimiz var. Dahil mi peki? Bunlar kahvaltıya dahil. Sucuğu görüyorum. Sucuk kahvaltıya dahil. Soğuk haricinde menemen ya da sahanda yumurta şeklinde sunuyoruz. Hani seçim hakkı sunuyoruz. Seçenek yani sunuyoruz. Sahanda yumurta mı istiyoruz, menemen mi istiyoruz? İkisinden biri. Patates kızartması, sucuk, pişi, sigara böreği, 5 çeşit sıcağımız kahvaltıya dahil. Süper. Evet. Ve iki kişiye demlik veriyorsunuz. Demlik. İki kişilik gibi içiyor. Aynen öyle. Çok iyi. Hadi buyurun başlayalım o zaman. Afiyet olsun. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Ben bu tarafı alayım. Gözleme peki ekstra mı? Gözleme ekstra. Kahvaltıya dahil değil. Gözleme isteyenler çeşitlerimiz işte kavurmalı, patatesli, peynirli, patates kaşarlı, sucuk kaşarlı gibi karışık çeşitlerimiz var. Yine çikolatalı, menemenli şeklinde sunuyoruz tabii. Bu arada menemeni hazır menemen değil de taze hani menemen siparişi geldiğinde biberi domatesi o anda doğranıp kavruluyor. Konserve yapıp konserveden yok. Bir parça iki parça koyuveriyor. O şekilde şey yapıyor. Buyurun bakalım başlayalım o zaman. İlk önce gözleminizden deneyeyim bakalım. Yine sigara böreğinde de kendimiz sarıyoruz ve loru pek sağlıklı bulmuyoruz. Lor peynirini. Patatesli daha güzel oluyor. Patatesli sigara böreği sunuyoruz kahvaltıya dahil olarak. Çok güzel. Patates harcı özellikle sade haşlanmış bir patates değil. Fark ettiniz. Evet birazcık İçinde daha. İçinde böyle acı biber, karabiber, soğanla baharat. Kavrulmuş bir baharat çeşnisi var. Aynen. Onu yine burada kendimiz yaptığımız. Şöyle hemen pişilerden daha verelim bakalım. Pişiler zaten yapacak bir şey yok bunu. Biz de evet sabah geldiğimizde erken saatte hamur mayalanır mutfakta. O hamurdan misafirlerimize pişi sunuyoruz. Çok güzel. Afiyet olsun. Buradaki önemli olan şey zaten hamurun hani kimisi ekmek hamuru alıp ekmek hamurundan yapıyor. O biraz sıkıntı bu. Şimdi kendinizi mayaladığınız için
Aynen. Bir o anne böyle, lezzeti var. O hamur böyle kabarır, aynen, taşar aynen, biraz aynen. Leğenden pop pop. Onu böyle alır pişiriyoruz. Şimdi burada menemenimiz var. Evet. Bir menemen deneyelim. Şöyle size de ikram edeyim. Ondan sonra kavurmalı yumurta. Evet. Normal sahanda yumurtamız. Evet. Kavurmalı yumurtadan da ben size de ikram edeyim. Kendime de alayım. Ondan da biraz deneyelim. Şimdi ben size ikram edeceğim ama uzak olsun, kaldı. Evet, size zahmet siz veriyoruz. Siz tarafınıza gelenler de olur. Tamam. Evet. Kavurmalı yumurtadan devam edelim bakalım. Kavurmayı hazır mı alıyorsunuz? Hemiz mi yapıyorsunuz? Kavurmayı kendimiz yaptırıyoruz sucukla beraber. Sucuk da aynı şekilde, ona da gelelim. Hmm. Sucuğu da kendimiz yaptırıyoruz. Özellikle sucuğumuzu çok soruyorlar. Ha. Bir kasabınız var o zaman. Ben ondan da aynen, deneyim. Bir kasabımız var. Ben şöyle... Buraya şöyle kendim alıvereyim. Kendi kasabınızdan. Kendi kasabımızdan kavurma ve sucuk. Evet. Şey güzelmiş ama kavurmanız, böyle tatlı tatlı bir acısı var. Baharat olayı güzel olmuş yani orada. Evet. Çoğu insan dışarıda sucuk yemekten birazcık şey yapıyor. İmtina hani... ediyor hani çok şey olduğu için. Şimdi sucuk anlaşılan bir ürün. Yani bu kalitesini insanlar yediğinde mutlaka sucuğu birçok misafirimiz sorar. Ha, evet. Satıyor musunuz diye aynen, de sorarlar. Güzelmiş ama. Şu anda onun satışını yapmıyoruz ama kendimiz kahvaltıda ikram belki, etmek üzere. Yani, ileride belki olabilir. Taşlı Bahçe diye bir Taşlı marka Bahçe diye olabilir. Taşlı evet. Bahçe kavurmasıdır, sucuğudur. Satarsınız evet. Yani hı-hı. İnsanlar istiyorsa. Burada şey gördüm. Kızartma gördüm. Evet. Kızartma peki kahvaltıya dahil mi? Şimdi kızartma kahvaltıya dahil değil. O 5 çeşit sıcağın dışında kalıyor. Tamam, ama eğer ama... isteyen olursa... Zaten patates kızartmamız da var. Evet. İki çeşit, üç çeşit daha kızartma edinebiliyor buraya gelen arkadaşlarım. Evet. Çok güzel. Şimdi peynirlerinizi deneyelim bakalım. Madem dağ yöresi, iyi bir peynir kesinlikle düşürdük. Orhaneli diye belirtelim isterseniz. Peynir çeşitlerimiz yemiş olduğunuz Ezine peyniridir. Tam yağlı. Kesinlikle katılıyorum. Peynirlerimizin burada satışını yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden onu misafirlerimize duyuralım. Evet. Bu herhalde birazcık daha taze peynir. Köy peyniri. Bu da yine dağ yöresinden. Kesinlikle. Çok kişi... İşte Ezine'nin şeyini de çok seven var. Tadını da çok seven var ama evet. Taze peynir yiyen de çok var. Taze peynirimiz de güzel. Süt tadı geliyor. Evet. Ondan şimdi sonra... kaymağımız var mesela. Kaymak da böyle geldiğinde süt çıkar kenarlarından. Onu gözle görüyoruz. O elle çekilen tereyağında kaymak da olur ya. Hani onu yaşayabiliyoruz burada. Evet, onu balla beraber yemek istiyorum. Balımız tabii herhalde... ki. Balımız da Orhaneli'den yine. Yani Bursa'nın malı, Bursa yiyecek. Aynen çok öyle. Güzel. Bu nedir? Bu şimdi biraz benim dikkatimi çekti. O portakal kabuğu reçeli. Onu mevsiminde portakal alıp kabuklarından kendimiz yapıyoruz. Çok... Suyu da portakal suyu. İlave su yok içinde. Ha, portakal suyunda kaynatıp. Portakal suyunda kaynatıyoruz kabuklarını, evet. Turunç reçelinden birazcık daha hafif. Hafif. Evet, hafif oluyor. Yani içinde su yok dediğim gibi. Kendi suyunda. Portakal suyunda. Portakalın kendi suyunda kaynıyor. Biraz şeker ilave edip. Biraz şekerle, kendi suyuyla piştiğinde böyle bu hale alıyor. Onun yanında çilek reçeli var. Yine mevsiminde Orhaneli'den geliyor çilekler. Daha yine zaten yine biz köyümüzden daha çileği köyümüzden vazgeçmiyoruz. Orhaneli'den çilek getiriyoruz. Reçelimizi kaynatıyoruz yine şeker ilavesiyle. Elma reçeli onun yanında. Bir hemen ilave edeyim. Tabii. Daha çileği olduğu belli. Neden? Boyutu küçük. Küçük. Heh, evet. Küçük boyutlular. Evet. Evet, daha çileği ve çok tatlı yani. Şöyle görmek isteyen olsa minik böyle güzel çilekleri
Burada elma var dediniz. Elma var yanında, evet. Bu sanki bana şeye benzetti. Sizin burada da zaten çeşitiniz var. Evet. Kabak. Kabak. Oo, bu da o, şey. Almış olduğunuz kabak. Yok, bu da kabak, reçeli gibi şey olmuş. Sanki kireçte dinlendirmiş gibisiniz. Üstü kıtır kıtır, içi yumuşak. Evet, elma bir değişik. Bir de şeffaf, çok güzel bir görüntüsü de var onun. Evet. Böyle arkası gözüküyor. Bunu da kireçle dinlendirmişsiniz. Bu kireçle dinlenmiş kabak. Evet. Aynen öyle. Kabak tatlısı ikram ediyoruz. Şeftali reçeli var. Kıtır kıtır arkadaşlar, çok başarılı. Bursa'mızın olmazsa olmazı şeftali ile çilek zaten. Bursa'nın olmazsa olmazı şeftali. Bunlar da bizim bildiğimiz o yanma şeftalilerden değil. Hani daha böyle organik bir şey herhalde, bizim, çünkü küçük. Bizim bahçelerimizde falan da olur böyle. Sertgen biz onları yemeyi çok severiz. Aynen. O böyle orta şeftalilerden reçeline onu da yapıyoruz. Zeytinyağınızdan da bir tatmak isterim. Mutlaka, Bursa'nın... mutlaka ben biraz tatmanızı isterim tabii. Şöyle hemen. Teşekkür ederim. Çünkü kendimiz sıkıyoruz dediniz. Kesinlikle onu kendimiz, kendi aldığımız zeytinlerden sıktırıyoruz. Çok orijinal bir tadı var onun da. Salatalarda özellikle zeytinyağı kullanıyoruz. Evet, tam kahvaltılık zeytinyağı. Asidi düşük. Asidi düşük. Şimdi ona değinecektim. Aynen. Yani şu zeytin tam kahvaltılık. Tam kahvaltılık. Tam kahvaltılık. Kimsenin midesini yakmaz o. Aynen öyle. Bilde. Yeşillikler konusuna da değinmek isterim. Çok fazla yeşillik görmeyiz normalde kahvaltılarda. Hani birkaç tane maydanoz koyarlar falan orada süs olsun diye. Sizde biraz yeşillik fazla. Yeşillik fazla. Çünkü yeşillikleri biz özellikle köylü pazarlarını takip ederiz. Ha. Hani bu tarafta yakalayamadığımız bir pazar oldu mu ya da bittiğinde Tahtakale tarafına çıkarız. Oo. Orada güzel köylü pazarları var çünkü. Yeşillik insanlar seviyor kahvaltıda hafif şeyler yemeyi. O talep de var yani sevdikleri için. Yine dereotu, nane. Naneyi aslında biz kendi bahçemizde yapıyoruz. Rokayı ekiyoruz. Bunları buradan, yani aslında onlar çıktığı mevsimde, hı hı, onları kendi bahçemizden, mesela bizim otlu peynirli gözlememizi çok severler. Onun içindeki otları biz bu bahçeden topluyoruz. Çok iyi. Yani çok iyi. Farklı böyle değişik otlar oluyor. Burada böyle biten nane, nane çok fazla çıkıyor. Kurutup baharat olarak da kışın kullanıyoruz. Tabii. Kendi bahçeniz olunca, evet, bunun da şeyini yaşayacaksınız. Evet, tabii. Hatta domates, yani, biber, ekmek gibi bir niyetimiz de var, bir tarla yapıp onlara da kendi üretimimiz olsun istedik. Bunun da bir çalışması var. Hadi bakalım, evet, inşallah. Onu yapınca bir günde şeye geliriz, bahçenizi çekebiliriz inşallah. İnşallah, inşallah. Çok güzel, valla çok başarılı. Şimdi biraz salçanızdan tadalım bakalım. Bunu da kendiniz yapıyorsunuz çünkü. Evet. Anne salçası. Anne salçası. Evet. Direkt anne salçası yani. Evet. Biz küçükken işte bütün mahalleli toplaşır, bir kazan yakılır, altına da ateş, başlarsın şimdi biz, karıştırmaya. Biz onu hala yapıyoruz. Vallahi. O salça kaynadık bittikten zaten... sonra bir de bizim köy ekmeğimiz vardır. O kazanın dibine banmadan ayrılmayız biz kazanın başında. Evet, o kazanı güzel sıyırır. O böyle yıkanmadan önce kazan. Mutlaka böyle, aynen, birer sıyırılır, parça sıyırırız. Ondan sonra ne zeytinlerin tadına bakmanızı isterim. Evet. Zeytin böyle isteyen misafirlerimiz olursa kıramıyoruz. Kendimize göre yapıyoruz aslında ama yine biz fazla fazla kuruyoruz zeytin. Çünkü isteyen çok oluyor evlerini hani satın almak için. Tuzu az. Evet. Önemli olan o. Çünkü, hı-hı, az tuzda zeytin yapmak, hani herkes evinde az çünkü bir zeytin tecrübesi olmuş. Çünkü Bursalıyız. Ama az tuzu koyup da o zeytini bu hale getirmek, evet, zor bir iştir. Vakit ayırmışsınız. Çok çok güzel olmuş. Ben ürünlerinizden çok memnun kaldım. Afiyet olsun. Gayet güzel. Peki, biz buraya eşimizle beraber geldik. Geldiniz. Hadi ekstraları saymıyoruz şimdi. Normal kahvaltıya geldik. İki kişi
Biz bu kahvaltıya ne öderiz? İki kişi kahvaltı fiyatımız 79 TL. 79 TL. 79 evet. TL'ye 25-30 çeşit ve arkadaşlar gerçekten çok lezzetli. Yani kendi evinizde yapsanız zaten bu peyniri alıyorsun. Bu zeytini kullanıyorsun. Gerçekten çok başarılı tatları, emin olun. Hani formumu korumam lazım biliyorsunuz. o yüzden gerçekten çok başarılı. Hani Ezine zeytini, Ezine peyniri gerçekten Ezine peyniri. Bursa zeytini gerçekten Bursa zeytini. Hele salçası gerçekten ama gerçekten anne salçası gibi. Yani çocukluğunuza götürüyor sizi. Bundan emin olabilirsiniz. Çok başarılı. Ben çok memnun oldum buraya geldiğim için. Beni misafir ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Biz de çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Gerçekten lezzetleriniz çok güzel. Evet arkadaşlar, Burcu Hanım'ın size bir sürprizi de olacak. Bir çiftimizi burada yorum yapanlardan ve bizi takip edenlerden bir çiftimizi burada ağırlayacağız. Bu konu için de teşekkür ederiz Burcu Hanım. Rica ederiz. İki kişilik bir çift kahvaltı hediyemiz olsun. Çok teşekkür ederiz. Takipçilerinizden birine. Biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Bugün arkadaşlar Misiköy Taşlıbahçe. Deydik. Bizi ağırladığınız için tekrar çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Lezzetlerinizden çok memnun kaldık. Afiyet olsun. Bursa halkını buraya davet ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten yediğiniz her şeyi çok lezzetli ve her şey organik. Mutlaka buraya gelip bu doğanın ve bu lezzetlerin tadını çıkarmalısınız.